Herkese merhabalar. Cihazı uygun fiyatlı, küçük yapılı ve şarjlı olduğu için tercih ettim. Üretici açıklamasına göre 3.6 volt ve 800 mAh şarj edilebilir pilini 2 amper yani 2000 mAh ve üzeri bir pil ile değiştirmek istiyorum. Normal kullanım için içerisindeki batarya belki yeterli olabilir. Fakat ben bu türden cihazlar ile çalışmaya başladığımda bu çalışmalar biraz uzun sürebildiği için şimdiden bataryasını büyütmek ve bir de inceleme videosunu hazırlamak istedim. İçerisinden çıkartacağım bataryayı da ona uygun olabilecek başka bir yerde değerlendiririm. Paket içerisinden cihaz dışında kullanım kılavuzu, 10 adet uç, bir uzatma aparatı ve şarj kablosu çıktı. Uçların çoğunluğu yıldız, benim en çok ihtiyaç duyduklarımdan. Araştırılır ise belki piyasada farklı uçlarda bulunabilir. Uzatma aparatı da ulaşmanın zor olduğu bazı yerlerde yardımcı olacaktır. Sanırım kılavuz aynı zamanda garanti belgesi, ürün ile beraber alınan fiş ya da fatura ile beraber saklanmalı. Kılavuz içerisinde ürünün 2 yıl garantisi olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen kullanım ömrünün 7 yıl olduğu yazılı. Belki bu süreç kullanım koşullarına göre değişkenlik gösterebilir diye düşünüyorum. Cihaz tetiğinin altındaki kırmızı ışık şarj göstergesi. Cihaz şarja takıldığında yanıyor, pili dolduğunda sönüyor. Tetiğe basıldığında uç takılan kısmın altında yanan küçük beyaz led de vidalama yapılan yani o anda üzerinde çalışılan noktayı biraz daha iyi görmemizi sağlıyor. Cihazımızı kullanırken dikkat etmemiz gereken bir konu var. Kullanacağımız uç, sıkacağımız ya da sökeceğimiz vidanın arkasındaki yuvaya tam oturmalı. Eğer uygun ucu kullanamazsak bu durum hem vidamızın yuvasını bozabilir hem de ucumuzun daha kısa sürede yıpranmasına sebep olabilir. Bu uç vidanın yuvasına tam oturuyor. Doğru uç. Daha büyüğü vidanın yuvasına sığmıyor. Daha ufakları ise arada kalan boşluklar sebebiyle az önce söylediğim gibi hem vidamızın yuvasının hem de ucumuzun daha kısa sürede bozulmasına sebep olacaktır. Ben cihazı söktüm. Hem içini görmek ve göstermek hem de pilini değiştirmek için. Bu sökme işlemi cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olabilir. Benim gibi sökmeyi düşünenler var ise bu durumu göz önünde bulundurmalarını özellikle tavsiye ederim. Cihaz içerisinde 3.7 volt ve 800 mAh 18350 lityum pil var. Cihaz paketi üzerinde 3.6 volt yazıyordu. Sorun değil. Zaten bende 3.7 volt ve 2000 mAh ya da üzeri 18650 lityum pil ile bu pili değiştirmek istiyorum. 18350 yani 1.8 santime 3.5 santim ve 20 gram civarında olduğunu düşündüğüm bu pili daha önceden ayırdığım 18650'lerden biriyle değiştireceğim. 1.8 santime 6.5 santim ve 42 gram civarında bir ağırlığa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani cihaz bu değişim sonrası 20 gram ya da biraz üzerinde ağırlaşacak ve 3 kat civarında daha uzun süre çalışabilecek. Bu arada daha uzun pili takmak için cihaz içerisinde yeterince boşluk da var. Biraz da cihaz içerisinde başka neler var onlara bakalım. Ardından pil değişimini yapalım. Şarj için enerji girişimiz devreye bağlı. Devre 2 adet LED'e ve DC motorumuza da bağlı. Ve üzerinde bir de çift işlevli tetik var. DC motorumuzun soldan sağa sıkma ya da sağdan sola sökme yapmasını sağlıyor. Alttaki led cihazı şarja bağladığımızda yanan tam dolum sonrası sönen kırmızı led. Diğeri cihaz ucunun takıldığı kısmın biraz altında ve gerisinde bulunan sıkma ya da sökme işlevi için tetiğe bastığımızda yanan led. Bu arada tetikte 3 ile 6 volt aralığında gerilim ve en fazla 8 ampere kadar akım ile çalışabiliyormuş. Devre pilimizi de kontrol ediyor. Bu arada cihaz kılavuzunda ilk kullanımdan önce pilin tam şarj edilmesi ve bu şarjın 3 ila 5 saat kadar sürebileceği, şarj sonrası elektrik bağlantısının kesilmesi ve asla bir seferde 5 saatten fazla şarj edilmemesinin gerektiğine dair bilgilendirme var. Gerçi ben pili değiştirince bu süre uzayacak. Eğer ileride bu durumdan ötürü bir sorun çıkar ise cihaz içerisinde sorunsuz şarj işlemi yapacak bir aparat da takabilirim. Devrenin bağlı olduğu son parça DC motor. O da redüktöre bağlı. Peki redüktör nedir? Konuya yakın olmayanlar için onu da kısa ve basit bir şekilde açıklamaya çalışayım. Bu cihazda DC motor dakikada çok daha fazla tur yaparken redüktörden sonra tur sayısı dakikada 250'ye düşüyor. Fakat uç daha güçlü dönüyor. Eğer uç doğrudan DC motora bağlı olsaydı sıkıp sökemeyeceği vidayı redüktör ile sıkıp sökebiliyor. Yokuş tırmanırken zorlanan aracın vitesini küçülttüğümüzde olduğu gibi.
Sadece bunda vites sabit diye düşünebilirsiniz. Şu anda tarif etmek için aklıma gelen örneklendirmeler bunlar. Umarım yeterli olmuştur. Benim çok da hassas olmayan tartım cihazı 253 gram ölçtü. Pili değiştirdikten sonra tekrar tartacağım. Şimdi sıra pil değişimine geldi. Önce cihaz üzerindeki pili zarar vermeden cihazdan ayıralım. Belki kabloları kesmek daha kolay olabilirdi. Fakat ben orijinalini olabildiğine muhafaza etmek taraftarıyım. Cihaza takacağım diğer pili kontrol edelim. Üzerinde söktüğüm bataryadan kalma eski punta izleri var. Onları mini taşlama cihazı ile temizleyelim. Mini taşlama olmasaydı uygun zımpara ile de temizlenebilirdi. Bu arada seçtiğim pilin test sonucu 2499 mAh. Yani gayet iyi durumda. Tedbir amaçlı pil yalıtım contamızı da yapıştıralım. Peki bu conta neden bu kadar önemli? Geri dönüşüme gitmesi için ayırdığım tamamen bitmiş bir pil üzerinden onu da izah etmeye çalışayım. Eksi kutup bu bölgeden başlıyor ve tüm dış yüzeyi boyunca ilerleyip artı kutbun olduğu bölgenin çevresini sararak neredeyse tüm dış yüzeyi kaplıyor. Sadece ortada kalan bu kısım artı kutup. Herhangi bir sorun oluşmaması için tedbir amaçlı bu kısım üzerine yalıtım contası yapıştırıyorum. Ayrıca ben bu pilin dış yüzeyine durumu anlatabilmek için tamamen bitmiş ve geri dönüşüme gideceği için soydum. Kablo uçlarındaki eski nikel şeridi söküp daha önceki pilde olduğu gibi yeni iletken şerit üzerine lehimleyip puntalamak istiyorum. Nikel şeridi lehim tutmayınca şeridin lehim yapacağım kısmını küçük tornavidanın ucuyla hafifçe kazıyorum. Daha pürüzlü hale gelen şerit yüzeyi lehim pastası sürdükten sonra daha iyi lehim tutacaktır. Her iki ucu da lehimliyorum. Ardından ufak bir de kontrol. Ve her şey yolunda. Şimdi punta için hazır. Puntadan sonra ufak bir kontrol daha. Ve cihaz çalışıyor. Artık kapatabilirim. Cihazı açarken başta da söylediğim gibi cihaz içerisini hem görmek hem sizlere göstermek. Bu şekilde kendi merakımı giderirken sizlerin de böyle merakları var ise onu da gidermek. Bu sırada cihaz pilini de güçlendirmek istedim. Böyle bir çalışmanın risklerinden biraz bahsetmiştim. Büyük ihtimalle cihaz garanti kapsamından çıktı. Bunun dışında böyle bir çalışma sırasında da güvenlik tedbirlerine her zaman olduğu gibi dikkat edilmeli. Eğer siz de yapmak isterseniz ve daha önceden yeterli düzeyde deneyiminiz yok ise tek başınıza denememenizi, bu türden çalışmalar için yeterlilik düzeyinde birinden destek almanızı ve onunla beraber çalışmanızı özellikle öneririm. Sadece lityum pil ile çalışmak dahi belli güvenlik kurallarına uymayı gerektirir. Bu arada cihazdan muhteşem bir performans da beklememek gerekli. Fiyat performans düşünüldüğünde bence yeterli bir ürün. Cihazımız pil değişiminden sonra 274 gram ağırlığa ulaştı. Önceki pil ile 253 gram ağırlığa sahipti. Artık 21 gram daha ağır. Kabaca cihaz ölçüleri 13 santime 12,5 santim ve kalınlık ortalama 4,5 santim.
Cihaz biraz girintili çıkıntılı, bazı yerleri biraz daha kalın ve bazı yerleri de biraz daha ince. Kablo uzunluğu da uçları dahil 159,5 santim. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Benim ürünle ilgili anlatacaklarım ve yapacaklarım şimdilik bunlardan ibaret. Sormak ya da söylemek istedikleriniz var ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımdaki içeriğin size hitap ettiğini düşünüyorsanız abone olmayı ve çevrenizin de video ile ilgileneceğini düşünüyorsanız paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.